Ver, verilen özelliklerden ven şemasının hangi bölgelerine ait olduğunu bulunuz gibi bir soru karşımıza çıkıyor. Verilen özellikler neler? Bir, RNA'nın yapısına katılır. Riboz şekeri RNA'nın, deoksiriboz DNA'nın yapısına katılır. Öyleyse biri buraya yazabiliriz. Bir buradadır. Bir oksijen atomu eksiktir. Bir oksijen atomu eksik olan deoksiribozdur. Deoksi kelimesinin anlamı budur aslında. Bu riboza benziyor ama diyor bir oksijen atomu nedir? Eksik. Çıkarılmış deoksi oksijene çıkarılması anlamına gelir. Öyleyse e, ikinci bilgiyi buraya yazabilirim. Üçüncü bilgi 5 karbonludur. Riboz şekeri de, deoksiriboz şekeri de 5 karbonlu şekerlerdendir. Üçüncü bilgiyi ortaya yazabilirim. Cevap bu durumda 1, 3, 2 olacaktır. 1, 3, 2 C şıkkında bulunmaktadır. Cevabımız bundan dolayı C şıkkıdır. Bu soruda Yukarıdaki şekilde gösterilen olaylardan hangileri mitokondri içinde gerçekleşir? Şimdi mitokondriyi birazcık tanımamız lazım bu soruyu yapabilmek için. Mitokondri çift zarlı bir organelde biliyorsunuz. Bunun iç kısmındaki sıvı ortama şu bölgeye Matrix adını veriyoruz. Matrix içerisinde neler vardı? Halkasal bir DNA var. Dolayısıyla DNA olduğuna göre burada RNA çeşitleri de mevcuttur. DNA tarafından üretilen RNA molekülleri vardır. Ve burada ribozom organelde mevcut. Dolayısıyla ribozom olduğuna göre üretilen RNA'lardan yararlanarak protein sentezlenebilmektedir. Olayları incelediğimiz zaman baktığımızda DNA'dan ribozoma bilgi akışı var mı? Var. mRNA üretilerek bilgi aktarılabilir. Peki ribozomda enzim üretilir mi? Enzimin temel yapısı proteindir. Elbette ribozomda enzimin temel yapısı üretilebilir. Protein molekülleri üretildiği için Solunum tepkimeleri mitokondri içinde olur mu? Olur. Krebs reaksiyonları, ETS reaksiyonları mitokondri içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 3'ü de mitokondri içerisinde gerçekleşebilen olaylardandır. Yukarıdaki resimde bazı omurgalı hayvan türleri gösterilmiş. Özelliklerden hangileri ortaktır? Bu soruyu tablo gibi düşünebilirsiniz. A, B, C ve D canlıları. Özelliklerimizde 1, 2 ve üçüncü özellikler olsun. Bu özellikler bu canlılarda var mı yok mu beraberce irdeleyelim. A. Yılan B. Kurbağa C. Köpek balı D. De kankuru Akciğer solunumu A'da var mı? Var. Yılanda var. Kurbağada, yetişkin kurbağada var ki yetişkin bir kurbağadır. Köpek balığında akciğer solunumu görülmez. Kanguru bir memeli çeşididir. Akciğer solunumu görülür. Kapalı kan dolaşımı bütün omurgalı türlerinde var. ABCD ile gösterilen hayvanların tamamı omurgalı hayvandır. Dolayısıyla tamamında kapalı kan dolaşımını görürüz. Vücut sıcaklığını sabit tutanlar omurgalılarda kuşlar ve memelilerdir. Bunun dışındaki türler vücut sıcaklığını sabit tutamaz. Burada memeli olan sadece D'dir. Diğerlerinin vücut sıcaklığı bu durumda sabit olmaz. Bu özelliği sadece D yazarız. Bizden ortak olanlar sorulduğuna göre ortak olan özelliğin tablomuzda yalnız 2 olduğu görülmektedir. Aşağıdaki şekillerin hangisi iki eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait değildir. Şimdi iki eşittir 4 kromozomlu bir hücre için bu süreci düşündüğümüzü unutmayalım. E, A şıkkındaki şekil mayozun ikinci bölünmesine ait olabilir. Burada bakın kutuplara çekilen kromatitler var. Her kutupta iki kromatit yer alacak şekilde kromatitler birbirinden ayrılmış. Bu durumda kromozom sayısı yere ineceğine göre hücreler dağıldığında en 2 olacak meydana gelen hücrelerde ve kromozom sayısı e, haploid olarak hücrelerde görülecek. Bu evre anafaz anafaz 2 evresidir ve mayoz diyebiliriz. B şıkkındaki şekil A şıkkındaki şeklin bir önceki aşamasıdır. Kardeş kromatler karşılıklı dizilmiştir. Bakın ortak sentromerleri var. Sentromer bölünmesi ana faz 2'de gerçekleşir. Bu evrede metafaz 2 evresi olup mayuza aittir. C şıkkında homolog kromozomların ayrıldığını görüyoruz. Homolog kromozom ayrılması mayozun birinci evresinde ana fazda görülür. Burada baktığımız zaman sentromerleri saydığımız zaman 2 eniştir 4 kromozomlu bir hücrenin bölünmesi olduğunu görürüz. Öyleyse bu evrede mayuza ait ve Anafaz bir evresidir. E şıkkında ise E şıkkında ise bakın C'deki bir önceki evre yani e, metafaz bir evresi görülüyor. Homolog kromozomlar ekvatoryal düzlemde karşılıklı sıralanmış. Bu da yine mayoza aittir. Ancak D şıkkı mayoza ait değildir. Neden? Çünkü bakın homologlar karşılıklı değil. Dikkat edin. Homologlar yan yana dizilmiş ikili olarak. Halbuki şekil E'deki şekilde olduğu gibi homologların karşılıklı dizilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla homologlar yan yana dizildiğine göre bu mitoza ait bir evredir. Bu evre mitozun mitozun metafaz evresidir. Metafazı diyebiliriz. Cevabımız değişik olmalıdır. Yukarıdaki soy ağacında bireylerin kan gruplarının fenotipleri verilmiş. Bu soy ağacına göre anne ve babanın kan grubu genotipi ne olabilir? Şimdi anne ve babaya baktığımız zaman anne A ve RH pozitif büyük R, ikinci genini bilmiyoruz. Baba, buradaki baba B, ikinci genini bilmiyoruz. Küçük R, küçük R. RH negatif olduğu için homozigot olmak zorunda. İki çocuğu olmuş. Evet. Sıfır çekini gözellik, sıfır sıfır büyük R, diğerini bilmiyoruz. A, B eş baskınlık olduğu için genotipi hemen yazarız. Küçük R, küçük R. RH negatif olduğu için. Şimdi buradan yola çıkarak şunları söyleyebiliriz. Küçük R, küçük R genlerine bir anneden biri babadan gelmeli. Dolayısıyla babadan bir tane küçük R geldi. Anneden gelmesi için bunun heterozigot olması lazım. Sıfır genlerinden bir anneden biri babadan gelmeli. Öyleyse bu A0, bu da B0 olmalı. Bakın anne ve babanın genotipi karşımıza çıktı. Bu durumda anne ve babanın genotipi A0, büyük R, küçük R, B0, küçük R, küçük R, küçük R olacak cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Besin zincirleri ve beslenme ilişkileri ilişkileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi e, besin zincirini veya besin piramidine düşünürsek bakınız tabanda her zaman tabanda üreticiler yer alır üretici canlılar. Diğer basamakları ise şurayı tüketiciler oluşturur. İşte etçiller en üstte etçil otçullar ortada otçullar burada vesaire sıralayabiliriz birinci trofik düzeyde, birinci trofik düzey, ikinci trofik düzey, üçüncü trofik düzey vesaire. Birinci trofik düzeyde her zaman üretici canlılar bulunur. A bilgisi doğru. Su ekosistemlerde trofik basamakların sayısı karay ekosistemlerinden daha yüksek çünkü su ortamları besin zinciri bakımından, besin çeşitliliği bakımından daha zengin. Bundan dolayı besin zinciri daha uzun, besin zinciri daha uzun olduğu için trofik düzeylerin beslenme basamaklarının sayısı daha fazladır. Doğrudur. Bütün trofik düzeylerde birey sayısı aynıdır. Böyle bir şey olamaz. Birey sayısı değişkendir. Birey sayısının genelde en yüksek olduğu basamak üretici basamağı. Birinci trofik düzeydir. Yukarı doğru çıktıkça genelde besin zincirinde besin birey sayısı azalacaktır. Alt trofik düzeyden üst trofik düzeye doğru çıktıkça biyokütle azalır. Onun için piramit şeklinde bir çizimde gösteriyoruz. Doğrudur. Bir besin alanında biyolojik birikim en fazla en üst trafik düzeyde gözükür. En üstte neden? Çünkü toksik madde yukarıdan aşağıdan yukarı doğru çıktıkça dokuları daha fazla birikir. Bu da doğru bir bilgidir. Burada cevabımız C olmalıdır.